Hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. DealerSife 2'de ikinci el alım satım simülatörüne kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geçtiğimiz bölümün en büyük konusu 7.1 milyonu aldığımız bu zırh setiydi sevgili dostlar. Bu zırh setini tamir edip cilaladıktan sonra çok çok yüksek bir rakama satmayı planlıyoruz. Hani baktığınız zaman evet, bunu almak birazcık bizim elimizi sıkıştırdı, birazcık bizim işlerimizi aksattı. Ama şöyle bir durum var. Bizim yaptığımız 3 milyonluk bir yatırım var. 3 gün içerisinde bu yatırım gelecek. Yatırımın getireceği paradan söz etmiyorum dostlar. 3 gün içinde yaptığımız yatırımdaki ana paranın gelişinden bahsediyorum. Bu ana paranın gelişiyle elimizdeki bu daralma kısa süre içerisinde çözülecektir diye düşünüyorum. YouTube'dan izleyenler, seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileriyle seri kaldığı yerden devam edecek efendim. Ve hemen oyuna başlayalım. Ben de öyle umut ediyorum dostlar. Yani şu ürünün işte maliyeti bize 10 milyon olsa, aşağı yukarı 10 milyon tutar diye tahmin ediyorum. İşte bir 20 milyona, ne bileyim 18 milyona, en kötü 15 milyona falan satsak çok çok rahatlarız. Neyi almaya gelmiş bu ürünü? Yani buna bir 3 milyon isterim ben. 2 milyon diyor. Ya uğraşmamak ve hızlı nakit bulabilmek adına belki bunu ne yaparız? 2,5 milyona bırakayım mı? 2,5 milyon desek. Okey. Yeterli. Tamam, yani daha fazla zorlamanın alemi yok. 1,5 milyonluk bu zırhı almaya geldi. Hedefi, teklifi 1.600. Yok, bu 1,5 milyonluğu ben 3 milyondan aşağı satmam ya. Param var artık yani. Birazcık şey oynamanın vakti geldi. Sert oynamanın vakti geldi. Kanka bu sahte ürün. Çok güzel bak, sahte ürünü ihbar ettik. Saygıdeğerliğimiz full mafya dükkana gelemiyor. Kapının önünde hala bizi koruyan bir polis var. 910 bin dolarlık bir poster. Hanımefendi çok cimri. 810 bin dolara verir misin? Oha! Oha! Yuh! Lan tamir edip satacağız da sanki bu posteri şey mi alacak yani? Ne yaptın? 850. 1 milyon 140 bin dolar diyor. Bokunu yedin mi ya? Şöyle şeye bak. Oha! Bir saniye. Dostlar? Gördünüz mü? Hangi ürüne gerçek dedi? 16 milyon mu? Sen ciddi misin? Abi şaka falan yapıyorsun herhalde. Biz hani bu bölümün favori itemine bu dedik. Dedik ki hani ayı gibi zırhımız var 7 milyonluk. 16 milyon dedi. 16 milyon. Ne diyorsun? Oğlum ne 16 milyonu? Kitle. Önce bunun fiyatını öğren, sonra diğerinin öyle öyle gidecek. Şunu tamir et. Acelemiz yok. Buradaki zırhlar bu bölüm tamir olur da. Usta. 16 milyon diyor. 16 milyon. Yengeye Elif dedin usta. 16 milyon diyor. Aha. 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 Kasayı koydu önümüze. Kaça? 30 milyon. 19. Oğlum havadan para. Havadan para ama ya paraya ihtiyacım yok ki, satmıyorum. Koleksiyoner bu. 26 milyon. 26 milyon 400. Etmeye çalıştığım kâra bakar mısın? Etmeye çalıştığım kâra bakar mısın? 10 milyon dolar kâr etmeye çalışıyorum şu an. Bir yere gitme, bir yere gitme Joe. 18.400. Bak 26 milyon ver. 19 milyon. 20 milyona al git. Al git 20 milyona ya. Kâra bak, kâra. Kâra bak. Bak zorlasak çok çok daha iyisine satardık. Ama bu para daha çok işimize yarar. Gideriz bir item alırız. Dükkana daha değerli bir şey getirirler, anladın? Çok daha iyisine zorlayabilirdik biliyorum ama havadan geldi lan para. 2 milyon harcadım ona. 20 milyon yani 2 milyon harcadım. 2,5 milyon falan 20 milyona sattım. 17 milyon 500 bin dolar kar. Baba sen ne diyorsun? 2 milyon 900 binine başlar diyor. Uzay gemisi mi? Ne diyorsun oğlum ya? Ben burayı alırım bu arada. Ben burayı alırım.
Ben burayı alırım, burada iyi kar var. 20 milyon para bak, iyi ki satmışız. İyi ki satmışız kanka. İyi ki satmışız, görüyor musun? Ben buraya girerim bu arada. 10 milyona kadar girerim herhalde, ne bileyim yani. Açılışı kaçtan yaptı? 3 milyondan yaptı. Ortalama hani 3 katı değeri var desek. 9-10 milyona kadar girerim. Yani kötü durumda olanları tamir eder satarız. Sertifikalarını alırız. Gerçeklik sertifikalarını. Samet açık arttırmayı kazandı. 5 milyona aldık. Ya hatta sana bir şey diyeyim mi? Bence biz ne yapalım biliyor musunuz? Güvenlikle, bodyguardla beyin yıkacıyı kovsak mı acaba? Çünkü hani zaten dükkanın kapısının önünde polis var ama yok ya, biz işimizi riske atmayalım. Bu tamir ediliyor, bu tamir görüyor. Çok iyi durumda 320 bine bunun fiyatına bakıtacağız. İyi durumda 4 milyona tamir edip fiyatına bakıtacağız. Kötü durumda 440 bine tamir edip fiyatına bakıtacağız. Ağır ağır geliyor. Yani ben bölümün favori itemini kesinlikle 7 milyona aldığım bu zannediyordum. Değilmiş. Bir yandan tamir ediliyor, bir yandan fiyatlara bakılıyor. Bir dükkan daha level alsın. Dükkan bir tık daha level alsın. Ben buna 1,5 milyon verir level atlatırım. Hem envanter alanı versin ama bir personel alanı versen artık. Bir personel alanı ya. Bari iki adam tamir yapsın. Ya da bak şöyle yapacağız. Dükkana 3 milyon verip bir seviye daha aldıracağım. Ama ne zaman biliyor musun? Kademe 3 bir tamirci bulduğum zaman beyin yıkayıcıyı kovacağım. Bir bodyguard, iki tamirci, iki şey çalışacağız. Bir bodyguard, iki tamirci, iki bilirkişi. Bu şekilde çalışacağız. Şimdilik beklesin. Sen bu dükkanın yeni patronu musun? Dükkanıma PJ Cash geldi. Evet. Burası benim favori dükkanlarımdan biri. Sahibi harbiden sen misin? Nasıl oluyor bu? Burayı işletecek beceriye sahipmiş gibi görünmüyorsun. Yanlış mıyım? Çıkın lan buradan. Efendim sevgili Yunus Vural, ikinci ayından toplamda 8. ayı, çok teşekkür ederim. Ne kadar iyiymişsin seni test etmek istiyorum. Sanatsal bölgedeki favori dükkanımı taşınabilecek misin? Başarırsan seni paraya boğarım. Kalk git lan. Dükkanına tükürdüğüm her önüne gelen de böyle kendini feraman zannediyor ya. Kral. 3 milyon. 2,5 diyor. Okey, pazarlık ederiz. Seni kırmam. 2.800'e. Eyvallah, eyvallah. Hacı abi, 2 milyon. Bunu da 200 bin dolara mal ettik. Okey, seni de kırmam. 1.900, 1.800 diyor. Okey baba. %800 kar ne lan? %800 kar ne kanka? %800 kar ne? 100 bin dolarlık ürünlerle artık uğraşmıyorum. Artık milyonlarla uğraşıyoruz hocam. Merhaba. Beyefendi, bunu 1,5 milyona size bırakırım. Biraz kesenin ağzını aç. 1.4'e bırakayım. Al 1.320'yi al. Allah bereket versin. Kötü öğe gerek yok. Mis. Mis yani. Çok güzel. Teleskop öğesi tamamlandı. Yaptığım yatırım geri geldi. 3 milyon oradan geldi. Şimdi teleskop iyi. Bu iyi. Bunun hemen gerçekliğini alacağız. Bu tamir ediliyor. Burada tamir edilecek ve gerçekliği alınacaklar var. Var mı bilirkişi? Bilirkişi kademe 2. Açık arttırma ile satış. Girişmem, ben daha iyiye satabiliyorum. Her şeyin fiyatı bir süreliğine düşecek. Eşyaları alması daha kolay. Zaten bende ürün yok. 2 tane satılık ürünüm var. Bence bu 2 satılık ürün ve diğerlerinin işlemleri hallolurken dükkanı şey yapalım. Belli bir süreliğine lane freeze alalım. İtem katmaya çalışalım. Ya da eşyaların gerçek fiyatını kullanalım ya. Eşyaların gerçek değerini kullan derken eşya fiyatları eksi %25. Abi bu senaryolarda ürün satmıyorum. Teşekkürler. 12 milyonluk mitsel üye ve eşya fiyatları düşük olduğu için ben bunu yan yan yatırabilirim. 9 milyon 400 bin versem. Evet, 3 milyon karla yatırdım. 3 milyon karla aldım. Güzel. Şimdi
Bu ürüne gerçeklik. Buna tamir. Mitsel öğeyi kitle. Bizim dükkan yavaştan kademe alıyor ya. Bilir kişi. Tezgahtar, profil uzmanı, beyin yıkayıcı. Ya şimdi ederi düşük ya, bence hiç satışla uğraşmayalım. Hatta her şeyi kitleyip acaba şey mi yapsam, hani ürün mü kovalasak? 570 bin dolar. Aslında fena değil 570 bin dolar ama ben mutlaka gerçeklik alacağım için girişmeyeceğim. Rehinle de ilgilenmiyorum. Teşekkürler. Güzel. Video oyunu gerçek ve fiyatının 2.8 milyon olduğunu söyledi. Bir iki hafta hani ürün satmayalım elimizden geldiğince. Tamir. Bu çok iyi. Buna bir gerçeklik sertifikası alalım. Bu iyi. Abi baksana, dükkan mitsel ürün dolu ya. Dükkan mitsel ürün dolu. Tamirci kademe 3. Abi şunu yapıyoruz. Beyin yıkayıcıya elveda. Tamirciyi al. Bir tane de bilirkişi bulduğumuzda dükkana kademe atlatıp onu alacağız. İki tamirci, iki bilirkişi çalışacağız. Çünkü dükkanda iş çok. Hani anladın mı? Bütün malzemeleri aldığımız gibi tamir edelim. Tamir edip değerini öğrenip direkt satışa koyalım. 450 bin dolara tamir ediyor bu arada bunu. Bak, çünkü hepsini çok iyi duruma getirip gerçekliği alıp satıyorum. 14 gün boyunca satış yapmayacağım işte. Peki fiyatların normale döndüğünü nereden anlayacağım ki? Buna da çık. Buna da çık. Almam 170 bine tuttuğunu. Buna da çık. Rönesans zırhının onarımı tamamlandı. Motorsiklet gerçekmiş. Tamam, gerçek olanları kitlemeye gerek yok. 1 milyona ulaştı bu. Bunun bir gerçekliğini al. Mitsel iyi. Tamam, bunu tamir et. Abi gerçek olduğundan emin olmadığım hiçbir şey satmayacağım. Bak şunu iyi yatırdık. İnşallah gerçektir. Şunu gerçekten iyi yatırdık. Var mı bilirkişi? Bilirkişi yok. Çok cimri adam. Zaten ederi düşük. Cimri. Araba getirmiş 144 bine. Almam. Hafif cimri, hafif bilgili. Eşya satmayacağım ya bu dönem. Eşya almaya çalışıyorum sadece. Orta çağ zırhı tamamlandı. Kitle, bunun da fiyatı öğrenilecek. Tamir 7. Bu da tamir yiyecek. Baksanıza, böyle hani bir tane daha bilir kişi olsa seri üretim, fabrika gibi çalışacağız, anladın mı? Bir deneyelim koleksiyoner. Bu şeye ne diyor? Motora ne diyor? 390 bin veririm diyor. Abi dükkan işlesin maksat deyip böyle hani 670 bine bırakayım ya. 410. Yok, çok çirkeflik yapıyorlar ya. Çok çirkeflik yapıyorlar kanka. Sahte mi bu ürün? Bak 2.8 milyona almaya geldi. 2.8 milyon diye düşünüyorum. Tam isabet, doğru. Ama ben bunu 5 milyondan aşağı satmam. Ya doğru alıcıya satarım, 5 milyona satarım abi. Eşyanın şu dönemlerde fiyatı düşük, hiç bakmayalım bile. Güzel. Bak bu gerçek fiyatı 1.5. Abi şunları bir kitler misin ya? Dükkanda hiç böyle hani ürün koymayalım. Sen bana bunun gerçekliğini al. 8 milyona mal oldu bu. Bakalım 8 milyona mal olanın ederi ne kadar? Sen bana bunun gerçekliğini al. Sonra bunun gerçekliği alınacak. Bu tamir. Buna da tamir. Neredeyse milyon tamire gidiyor. 7. ayın 2. haftası. 3. haftasının 1'ine girene kadar kitleyeceğim. 4 tane ürün yeri var zaten. O 4 üründen birini doldurmaya çalışacağım. Sahte ürün, polise gidildin. İlgilenmiyorum. Pekala. Bilir kişi yok. Depodan açık arttırma. 43 bin. Koşarak uzaklaş. Çok ucuza başlıyor. Televizyon. İlgilenmiyorum. 200 bin. Yani aslında tamir edip satıp bir şeyler elde edilir de artık hani milyonluklarla ilgilenelim, anladın mı?
Ya dükkanın kirası falan bizi batırmaz. Milyonluk üründen bir kar ediyoruz zaten. Üf. Mesela şu 560 bin, 580 bin. Aldın, tamir ettin, sattın. Yani bence 500 bin üstüne bir konuşulur. Nasıl olsa bir de fiyatları da yatırabiliyoruz ya. 380 bin dolara bırakırsa misal. Şahane. Aldın, tamir ettin, baktın, sattın. Sevgili dostlar, şimdi şöyle. Üf. Üf kine üf. Şimdi bu ürünün ederi 9.1 milyon. Çok güzel, gerçekliği var. Bunun tamiri bitti. Bu ürünün ederine bir bakalım. Bu ürünün ederinin 17 milyon olduğu düşünülüyor. Kitleyeceğiz tabii ki, gerçekliğine bakacağız. Bunun 1.1 milyon olduğu düşünülüyor. Gerçekliğine bakacağız. Buradan tamire yok mu bir bilirkişi ya? Aha, bilirkişi. Bir tane kademe 3 bilirkişi olsa da hani dükkanı geliştirip bütün işleri hızlı ilerletsem. Bütün dükkandaki ürünler kilitli bu arada, değil mi? Sadece ürün alacağım. Yani 3. haftaya girene kadar. Bu arada bunun gerçek... Ya bak, şu yüzden şu gerçektir sertifikası çok önemli. Sahte ürün satarsak kazara itibarımız düşer. Şu an bizim dükkanın önünü bir polis memuru koruyor, anladın mı? Bekçi kulübesi diktiler yani. O bekçi kulübesi diktikleri yer şey olmasın, kalkmasın, bizi mahvetmesinler. Dostlar, şuna bir açık arttırma girelim mi ya? 9 milyon diyor. Yani ben bunu doğru alıcıya 20 milyona falan satarım. Bence buna girmeyelim de. Bak, dükkan maksat para çevirsin dükkan. Şu 540'lık figürü sok. 310'dan başladı. 510 bin. Girdi. Girdi abi. Demek ki neymiş, açık arttırma her daim iş yapmıyormuş. Mitsel ürün. Ederini bilmiyorum, rehin bırakmaya geldi. Bu normalde çok pahalı bir şey değil mi ya? 1.6 milyon. Yok ya, rehinle ilgilenmiyorum hiçbir türlü. Ucuza yatırırsam tamir eder satarım ya. 310 bine ver. 350 diyor. 330'a ver. 2.2 milyon. Birader 1.250'ye ver, 1 milyon ucuza. Alayım senden, tamir edip satarım. Çünkü burada fiyat öğreniliyor. Yavaş yavaş fiyat öğrenile gelecek. Bunun da fiyatı öğrenilecek. Bu tamir görüyor. Bu ve bu da tamir görecek kesinlikle. Bir bilirkişi daha yok mu ya? Bilirkişi kademe 3. Abi, dediğimi yapıyorum. Dükkanı geliştiriyorum. 3 milyon veriyorum. Dükkanı geliştirdim. Dükkanı geliştirmekle beraber bilirkişiyi işe aldım. Artık 2 tamirci, 2 bilirkişi. Bir de güvenlik çalışıyor dükkanda. Kapının önünde polis memurları var. Onlar bekliyor dükkanı korumak için. Şu an dükkanda her şey gayet iyi gidiyor. Açık arttırmada var mı bu kaçmaz dediğimiz bir ürün? Var. Desenli gümüş bıçak, ama bu sanırım çok iyi durumda, ya da ufak tefek lekeleri var, iyi durumda. Çok para vermeyebilir. Bu da iyi durumda gibi. 2 tane iyi durumda milyonluk ürün var. Şunu bilmiyorum, bu da iyi durumda gibi. 73 binlik hariç hepsine girip tamir et sat yaparız. Çok da güzel para getirir. Önce heykele gireceğim. Önce heykele gireceğim. Heykel 820 binden başladı. Sevgili Arda Meral Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Arda Meral. Merhabalar. Çok teşekkürler desteğin için. Verilir bunlara ya. Bak, bu 3 ürünü çok abartı olmadığı sürece toplayacağım. Topla, tamir et, sertifika al, sat. Bitti gitti, mis gibi. Yavaştan şu haftalarda geçse de hani ürünlerin fiyatı düşmese çok çok iyi olur aslında, var ya. Çok güzel fiyata kapattık. Gel bakalım. Bir de bak, açık arttırmaların en sevdiğim yanı şu. Bunların sahte ürün satma ihtimali yok. Var mı? Bilmiyorum. Yani biz en azından sahte ürünü açık arttırmaya koyamıyoruz. Adamlar bizimkini keşfediyor. Yapay zekaya nasıl bir şey yapıyordur bilmiyorum ama bizimkini net keşfediyor. Çok güzel, bütün envanteri itemlarla doldurduk baktığın zaman.
Bir tane heykel aldık kötü durumda. İyi durumda bir silah aldık. 1.3 milyon ettiğini biliyoruz. İyi durumda başka bir şey daha aldık. Bunların hepsinin tamiri onarımı bittiğinde her şey yoluna girecek efendim. O zaman ne yapalım? Yavaştan kendi ürünlerimizi satışa çıkartalım. Ama şöyle büyük milyonluk olanları değil de bak mesela 360 bin lira sat gitsin bunu aç kilidini. Şunlar kilitli kalsın 2.8 milyon, 1.5 milyon, 10 milyon, yani 9.1 milyon. Bunun nedenini bilmiyorum. Bunun şu ikisine gerçeklik sertifikası bekliyoruz. Buna gerçeklik sertifikası bekliyoruz. Buralar zaten tamir görecek. Falan filan. Resmen sanatsal bölgeye ulaştın harika. Leş gibi bir yerde başladık. 700 bin dolarlık iyi efsanevi ürün. Ablam ürün almayacağım artık. Dükkan full full. Ne alayım? La dükkan full. Aa dükkan full. Bunlar bana item vermeye geliyor. 1.2 milyona satmayı düşünüyorum. Buna 650 bin diyor. Abi ürünlerin ederi düşük. Ne yapacaksın ki? 800 binden ver bari. Azıcık kar edek ya. 710. Almazsan alma manyağa bak. Şu fiyatların %25 düşmesi beni mahvetti. Uzay gemisi gerçek. Modifiyeli Tayland tuttuku gerçek. Gerçek, gerçek. Gerçek mi değil mi ara. Gerçek mi değil mi bak. Bu tamir ediliyor. Bunu da tamir et 3 gün içinde. Bunlar da tamir görecek. Şu ilk sayfayı komple bir açalım. Ya satış yapmayız da mümkün mertebe. Fiyatların düşüşü bizi mahvetti gerçekten. Hala fiyatlar düşük mü değil mi? Nereden öğrenebilirim dostlar ya? Fiyatlar düşük mü değil mi? İyi mi? Hala yani eventin devam edip etmediğine nereden bakabilirim? Tipe bak Allah aşkına. 4 milyonum kalmış bir de. İyi günler ben Lord PT Manor. İsterseniz koleksiyoncular kralı da diyebilirsiniz. Hoş geldin. Her türden giyilebilir eşya buluyorum. Mücevherat olur, saat olur, zırh olur, madalya olur. Madalyalara bayılırım. Yalnızca bir tane eşya satın alacağım. O yüzden elindekinin en iyisini göster. Uygun bir şey arayacağım. Gösterecek bir tane bile yok mu? Yazık oldu. Beni şaşırtman için bir şans daha veriyorum. Elinde ilgimi çekecek bir şey varsa bir kez daha uğrayacağım. Giyeyim. Abi zırh var da elimizde yani. Bir eşya bulacağım derken zırhı kastediyordum ama... Allah Allah. Sahte ürün. Sahte. 1.7 milyon. Yer yok envanterde. Yer yer. Bu da çok pinti. Ah be. Fiyatlar normale dönebilir mi artık? Merhabalar Lady Maxime. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Keyifler yerinde umarım. Senin de geçmiş bayramın kutlu olsun. Ya Ertuğ para eksilsin bir şey olmaz da. 1.920 yok abi ederini vermiyorlar ya. Baksana Mithel 5000 ya 5.6 milyonluk ürün var. Normalde oho 4800 falan veriyor. Yok kanka geç geç ilgilenmiyorum da geç her şeye. Geç fiyatların normale dönmesini bekleyeceğiz. Şimdi dostlar şöyle. Bu ürün gerçek ve 16 milyon ediyor. Bu ürün gerçek ve 700 bin dolar ediyor. Bu ürünün gerçekliğini araştıralım. Bu tamir görüyor. Bunu da tamir et. Tamir et, gerçekliğini araştır, sat. Tamir et, gerçekliğini araştır, sat. Olay bu ama yani ürünlere çok düşük fiyat veriyorlar. Belki bir enayi bulursam anca öyle. 1.5 milyon. 600 bin veririm diyor bak bak. Bak 600 bin diyor görüyor musun şakayı? Çok cimri 9 milyonluk zırha gelmiş. 6 milyon veririm diyor. Siz delirmişsiniz abi. O zırhları üst üste koyarım. Çok pinti adamlar geliyor. Ben bunlara nasıl çakacağım ki? Yemiş yemiş kafayı yemiş millet. Ben işimi yapıyorum abi. Tamiratımı yapıyorum. İşimi yapıyorum. İyi kötü 3-5 bir şey gelir. Bu ürünün de bir gerçekliğini al. 4 milyonluk ürün var burada. Bunu da tamir et. Hepsini tamir edip en iyi duruma getirip dostlar gerçekliğini öğrenip satacağız. Hadi artık bitsin şu fiyat şeyi ya. Bak bu adam bilgili ama cimri değil.
Belki bu adama şunu bir 3 milyondan satarız. 1.900. Bu krizde 2.560 diyeceğim bak. 1 milyon kar ver bana, al git. Anlaşmaya varamayız diyor. Sağlık olsun. İyi adam geldiydi. Sence değeri ne kadardır? 3.800.000 1.900 verdim diyor. Bunlar çıldırmış abi. Bunlar çıldırmış yani. Şu fiyatlar normale dönebilir mi artık? Güzel. Bunların her biri gerçek. İtem satmak için artık gün sayıyorum gerçekten. Beynini yıkayamam. Beyin yıkayıcıyı kovdum. 2 bilir kişi, 2 tamirci var bende. Full tam teşekkürlü çalışıyoruz. 1 milyonluk tuktuk. 840 bin. Abi bugün son gün abi. Bugün son gün. Bugün son gün. Artık fiyatların normale dönmesi lazım. Herhalde fiyatlar normale döndü diye düşünüyorum artık. Öğren gerçekliğini. Yapıştır tamiri. Yeter. Artık bir gerçekten şey yapalım yani. Bitti. Nihayet bitti o kurak sezon. Birilerine bir çakalım, kendimize gelelim. 16 milyonluğa geldi. Aga ben bunu bir 30 milyona satmak istiyorum ya. 16 milyon veririm diyor. Hayır. Koleksiyoner o da buna geldi. Fiyatı sen söyle. 30 milyon desem çüş deve der mi? 16.800. Abi 20 milyon diyeyim bari. Tamam diyor. Daha iyiye satabilirdik. Evet ama yani 8 milyon hatta 9 milyona yakın bir kar da fena bir masraf, fena bir kar değil. Bir de dükkan dönsün abi. Yani dükkan dönsün, para girsin istedim, anladın mı? Bak 5 milyonluk iteme geldi. Fiyat var. 8 milyon 5.600. 7.600. 1.5 milyonluğa geldi. 3 milyon 2.600. 2.800 desek? Eyvallah. Bak dükkan işlemeye başladı. 9 milyon 400. 15 milyon versen yeter. Bak bu 9.700'de falan satmam. Evet ben de karakter geliştirmeyi düşünüyorum. Zırh koleksiyoncusuna bekletelim. Olur olur, bunu koleksiyoncuya bekletebiliriz. 140 bin dolarlık bir şey almam. 22 bin iyi para. 2'şer milyona stat basabilirim. Hatta basıyorum ya. 8 milyonu karakter gelişimine kullanıyorum. 2'şer milyonu stata bastım. Dediğim gibi dükkan deli gibi işliyor zaten, baksana. Hepsinin araştırması yapılıyor, tamiri yapılıyor. Efendim sevgili Alihan Babuş, 5. ayında teşekkür ederim. Sağ olasın Alihan Babuş, eyvallah. 1'i mi daha çok sevdin, 2'yi mi? 2 daha iyi gibi. Ortak riske 5 milyon yatırım. Gerek yok baba. Yani o 5 milyona şimdi gelecek itemlardan birini ucuza kapatsak fena olmaz mı? Bak bu adama bir şey satmam. Hele ki param fullken. Bundan bir şey almam. Buna bir şey satmam. Çok cimriler geliyor dostlar. Bak bilgi birikimi yok ama cimri. Yani bu karı parada uçmaz. Bilgi birikimi var. Yani cimri değil ama buna da bir şey satmam. Para zaten deli gibi var. Çok güzel. Şimdi bakın. Gerçek, gerçek. Biri 3 milyon ediyor. Biri 1.5 milyon ediyor. Bu efsanevi ürüne de bir gerçek alalım. Açık arttırmadan 2 tane eşya alabilirim. Üf! 4 milyonluk. Bu çok iyi durumda ama. Buna gerçek sertifikasını alıp yapıştıracağız. 4.5 milyon. Ederinden uçmamamız gerekiyor ama. Hatta böyle daha ucuza alabilirsek çok çok daha iyi. Çünkü bir de gerçek sertifikası alıp öyle satacağım. Oh. Şahane oldu. Dünya kupası. Mitsel 3 milyonla başlıyor. Kaça kadar çıkarız ki? 6 milyon ederi var desek. Bir de çok iyi durumda bu. Buna da sertifika al, sat direkt bu.
Oğlum çok girmez umarım ya. Arttırmayın lan. Bak istedim bunu da arttırmayın. Bence bu girer. 7'nin üstünü arttırmayacağım. Bence bu 7 de girdi de. Bence bu 7 de girdi de. Hadi hayırlısı. Şuna sonra gerçeği alırız. Kitle bunun direkt fiyatını öğrenmek istiyorum abi. Allah'ım inşallah 5 milyon falan yazmaz orada. 2 gün sonra orada 5 milyon yazarsa gitti benim elim ayağım titriyecek. Benim elim ayağım titriyecek. Efendim sevgili Mr. Joben 5 kişiye abonelik hediye ediyor. Çok teşekkür ederim Mr. Joben. Sağ olasın abonelik hediyen için. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar serisinden bir 2 gün oynayalım. Tamam mı? Serisinden 2 gün oynayalım. Şu Dünya Kupası'nın fiyatını bir öğrenelim. Ona göre hareket ederiz. Bu arada pintilere satmıyorum dedim. 360 bin. Yani bu ürünün elimizde daha fazla durmasının bir alemi yok. Bu motoru 600 bine al git. 400 bine. Vallahi elimden gitsin slot açılsın diye 500 bine aldın aldın. Eyvallah. Slot açılsın diye 6,5 milyon. Ay. Sahte değil 6,200. Ay 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 ay. 4,200'e bırakır mısın? Biz bunu yatıramayız. Biz bunu yatıramayız. Bu süper bir bilgi. Biz bunu yatıramayız abi. Şimdi tam kılı kılına da almam. İşim var. Kılı kılına almam. Çünkü iş var. Çok iyi, çok iyi. Bu araştırılıyor. Bu zaten ikisi çok iyi durumda. Hiç işçiliğe gerek yok ki. Şunu da bilerek yani açık arttırmadan sahte ürün geleceğini zannetmiyorum da ne olur ne olmaz abi. İtibarımız bir kere düşerse mahvoluruz. Hayır, kazmayacağım hiçbir yere. Buranın eski sahibi manyaktı böyle etrafı kazıp materyaller koydu falan dedi de. Ve sevgili Mr. Joe benden 100 bit var. Nasılsın abi? Uzun zamandır yayınlara gelemiyorum. Oyunun konusuna özet geçer misin demiş. İkinci el alım satım simülatör dostum. İkinci el alım satım simülatör. Eşyalar alıyor, tamir ediyor. Değerine ya da değerinin üstüne satıp dükkanı gitgide geliştirmeye çalışıyoruz. Normalde bunun ederi 4-300'müş. 5-400 veririm diyor. 7 milyon ver. 6 milyon. 6 milyon 127.500. 4 milyon kar edeceğim. Şahane. Şahane. 4 milyon kar. Tertemiz. Bu buna iyi bir fiyat vermez. Çok pazarlık etmeyeceğim bilgili ve cimri. Sevgili Mr. Joben, Yakup ve Geron'a da abonelik hediye ediyor. Teşekkür ederim dostum. Sağ olasın. Bu arada Joben'cim, beni yanlış anlama lütfen. Yayını desteklemek için bit ya da donate'i kullanırsan daha iyi olur. Tabii ki tercih senin ama aboneliklerden Twitch korkunç miktarda kesinti yapıyor. Yani keyif senin tabii ki ama donate ya da bit daha iyi bir alternatif olabilir. Çok teşekkür ederim şimdiden. Bıçak 1,5'muş. 3 verirsen al git. 2,450 son. Olur abi. Olur maksat hani dükkanda bir şeyler satılsın. Yok sen çok cimrisin. Seninle uğraşmam. Teşekkür ederim Mr. Joben. 145 bit göndermiş efendim. Çok çok teşekkürler. Çok sağ ol. Abi %80 falan kesinti yapıyor. Evet 10 liradan 2 falan geliyor bana. 2 veriyor. Ben bir de bunun devlete vergisini ödüyorum dostlar. Tabii ki. Yani vatandaşlık görevim olarak. Yanlış anlamayın. Şikayetlenmek maksadıyla söylemiyorum. Yani bir de bunun vergisini ödüyorum. 2 liranın vergisini de ödedikten sonra anladın mı? Elime 3 sikke tutuşturuyorlar böyle. Yani 3 tane 50 kuruş. Ah. El Gloria Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor bu arada. Hoş geldin El Gloria. Merhabalar. Bu ürünün ederi neymiş efendim? Dünya Kupası'nın. 5.6 milyon. Biz buna 7.200 ödedik. Ben bunu en kötü ona okuturum zaten. Olur yani kar marjımızı biraz düşürdük de yapacak hiçbir şey yok ya. Ne yapalım? Evet dostlar bir gün daha oynayalım. Ardından bugünlük bu kadar yeter diyelim. Sahte. Hey yakalandın Joe. Sen necisin? Biraz cimri bir herif. Boş ver satmayalım bir şey. Evet dostlar vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Dealer's Life 2'nin bu bölümlük sonuna gelelim ve sevgili Mr. Joe ben Cihangir Seferoğlu'na da abonelik hediye ediyor. Kesene bereket. Sağ olasın dostum.
Evet dostlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.